Evet, Evren, senle aynı soruyla bitirelim. Tamam. Beni çok güzel hatırlattı. 1989 sendromu, o zaman SHP'ydi ve iktidara yürüyordu SHP. Sonra başına neler geldiğini gördük. Bu sefer şu andaki yaşananlar, elimizde çok fazla bir şey yok ama yine de iyi kötü bir takım şeyler var. Söylemler, yapılan, alınan pozisyonlar vesaire. Nasıl görüyorsun? CHP bu zaferi taşıyabiliyor mu? Ya şu bir notu söyleyeyim. Şu Merkez Yerel Behlül'ün söylediği borç işte kaynak meselesi çok önemliydi aslında. Ve genellikle şunu hiç satın almadıklarını da gördük. Merkezle yerel aynı partiden olsun, böylelikle hizmet gelsin meselesini satın almıyordu seçmen. Zaten aynı partiden ve hizmet gelmemiş. Tam aksine kontrolsüz yolsuzluk getirmiş merkezle belediyelerin aynı partiden olması gibi bir şeyle karşılaştık bu. Ve yetkinlik görmüşler. Yani merkezle yerelin aynı partiden olmadığı İstanbul ve Ankara gibi belediyelerde bu belediyelerin kaynaklarını yaratabildiğini, yönetebildiğini vesaire görmüşler. Şimdi hep aynı yere dönüyorum. Yani bu zaferi taşıyabilir mi? Avantajı şu: yetkinlik ve samimiyetini ispat edebileceği çok önemli bir platformu var CHP'nin. 2019'da bunu yapabildiği için 2024 seçimlerini kazanmış ve tıpkı Behlül'ün söylediği gibi seçmenler Kastamonu ve Afyon'da da bunun farkında. Yani sadece İstanbul ve Ankara seçmeni değil, bütün Türkiye aslında bu belediyelere bakmış. Şimdi de bütün Türkiye CHP'nin elindeki belediyelere bakıyor. Dolayısıyla oradaki yetkinlik ve samimiyetin ve kontrollü ve iyi belediyeciliğin, samimi, dürüst, açık, şeffaf belediyecilik olağanüstü önemli. Dolayısıyla seçilen her belediye başkanının tek tek büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. İkincisi, şimdi bunu hep bir eleştiri olarak getiriyorlar ama şimdi bence CHP içerisindeki farklı söylemlere sahip, farklı profillere sahip adaylar, aday adayları ya da liderler ya da siyasetçiler. Mesela ulusal siyasetten örnek vereyim. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş, bunların farklı profiller olması, farklı seçmen gruplarına hitap etmesi, birinin milliyetçi, birinin daha Kemalist, birinin daha nasıl diyeyim, Karadenizli seçmeni diyeyim mesela, hitap ediyor olması bir avantaj. Her seçmen grubuyla konuştuğumuzda farklı yerlerde kendisiyle ilişkilendirdiği CHP'li siyasetçi üstünden CHP'yi okumuş. Onun orada olmasını iyi bir şey olarak görmüş ve kendisini orada görmüş. Şimdi dolayısıyla bu bir avantaj ama tabii ki bir dezavantaj da. Dezavantajın ne olduğunu da söyleyeyim aslında. Siyasal rekabet iyidir dedik. İyi. Bu tarz bir siyasal rekabet de iyi. Ama bunun bir kaotik bir görüntüde olmaması lazım. Behlül'ün orada söylediği şey çok önemli de, o harmoni çok önemli. Hem bu belediyelerin hem de bu ulusal düzeydeki daha CHP'nin liderlik ekibi gibi gözüken grupların birlikte çalışıyor olabilmesi ve bir harmoni içerisinde farklılıklarını bir arada tutabiliyor olması aslında bir tür yeni bir ittifak siyaseti gibi, ama bu sefer parti içindeki ittifak siyaseti gibi ve çok önemli. Oradaki güç paylaşımı, o rekabetin nasıl ilerletileceği ve düzenleneceği son derece önemli. Son bir şey, bununla da hep çok karşılaştık. Şu soruydu aslında seçmenin bize söyledi. Ya tamam, belediye okey de, tamam da, belediyeyi biz verdik de, belediyeyi aday seçtik de, belediyeyi yöneten devleti yönetir mi? Şimdi CHP söz konusu olduğunda orada şöyle diyeyim, şu kavramı kullanayım. Bir devlet açığı görüyorlar seçmenler. Özellikle milliyetçi ve muhafazakar seçmenler. Yani sonuçta 21 yılda iktidarda olan neredeyse devletleşmiş bir parti var. Ve muhalefet o devletin hem kadrolarından hem yönetme süreçlerinden hem söyleminden çok uzaklaşmış. Yani 90'lardaki gibi bir siyasal rekabet ve dönüşüm süreci yok muhalefet partileri açısından 21 yıldır Türkiye'de. Dolayısıyla seçmen aslında devleti yönetme becerisi de, yani sadece belediyeyi, sadece hükümeti değil, devleti yönetme becerisi görmek istiyor. Bunun tam olarak kelimelerine sahip değil, farkında değil. Belki savunma, belki dış politika, belki bir bütün, belki yetkin kadrolar vesaire gibi. Ki Adalet ve Kalkınma Partisi, yani Erdoğan iktidara gelirken eskiden devletin içerisinde olmuş aktörleri de yanına almıştı. Ama yani orada bir hani devlet yönetmek konusunda bir soru işaretini biz, Behlül ne der bilmiyorum. Ama hem Afyon hem Kastamonu'da seçmen nezdinde gördüğümüzü söyleyeyim. Evet arkadaşlar, çok sağ olun.
Çok elinize sağlık öncelikle yaptığınız araştırma için. Bunları yazdınız, biz de sizde değerlendirdik. 31 Mart çok da geç değil aslında bu değerlendirmeler için. Afyon ve Kastamonu örneğini yerinde gözlediniz. CHP'nin nasıl kazanıp iktidarın nasıl kaybettiğini. İktidar diyorum çünkü oralarda sadece AK Parti kaybetmedi, aynı zamanda MHP de kaybetti. İki şehirde de MHP de çok güçlü bir geleneğe sahip. Tam tersine CHP'de zayıf bir geleneğe sahip diyelim siyasi olarak. Gerçekten iki çarpıcı örnek ve oradaki gözlemleriniz, oradaki analizleriniz hepinize, ikinize de çok teşekkürler. Evet, Özyeğin Üniversitesi'nden Evren Balta ve Behlül Özkan, Afyon ve Kastamonu'da sahada yaptıkları değerlendirmeyi bizle paylaştılar, yorumlarını, gözlemlerini paylaştılar. AK Parti'nin iktidarın karelerinin nasıl CHP'nin eline geçebildiğini ve bunun kalıcı olup olamayacağını konuştuk. İkisine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.